Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Dünkü videomuzda T-129 Atak helikopterinin yeni kullanıcısı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis havacılık birimlerine teslim edecek helikopteri tanıtmıştık. Ayrıca T-129 projesinde faz 1 ve faz 2 farkını ortaya koymuştuk. Bugün ise T-129 projesinin başlamasının mihenk taşı olan 1990 yılında ilkini teslim aldığımız AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin tarihini anlatacağım. Nereden çıktı bu helikopter diye sorarsanız 14 Ekim 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde deniz piyadeleri son AH-1W Süper Cobra uçuşunu yaptı. Ve bu helikopter resmi olarak 34 yıllık hizmet sürüleri bitmiş oldu. Bundan sonra AH-1W Süper Cobra helikopterleri paketlenecek, çöle kaldırılacak, ya ihtiyacı olan ülkelere satılacak veya hibe edilecek veya savaş durumunda Tekrar geri dönmek üzere o helikopterler yeniden uçuşlarına başlayacak. Gelin bu videomuzda AH-1 Kobraların şöyle bir tarihine bakalım ve Türkiye bazında baktığımız zaman bir dönem Amerika'nın Türkiye'ye gerçekten yalvardığı bu helikopterle ilgili sonrasında ne yaşandı birlikte görelim. helikopterler savaş tarihine nasıl girdiler diye sorduğunuzda birçoğunuzun aklına hemen Vietnam filmleri gelir. Vietnam semalarını dolaşan binlerce UH-1 bu savaşın Amerika tarafında çok önemli bir ayağıydı. Çünkü ilk defa uçar birlik harekatları noktaya indirme UH-1 helikopterleri tarafından yapılmaya başlanmıştı ve tabii ki binlerce UH-1 de Amerika Vietnam'da kaybetti. Amerika bir dönemden sonra baktı ki bu UH-1'lerin yanına taarruz görevinde yani bir silahlı platform haline getirilecek bir helikopter ihtiyacı duyulmaya başlamıştı. Bu konuyla da ilgili UH-1'in tasarımcısı ve imalatçısı olan Bell şirketiyle görüşmeler başladı ve Bell AH-1 Cobra olarak adlandırılan bir aile geliştirdi. Ve bu AH-1'ler ilk olarak Vietnam Savaşı'nda ortaya çıktılar. Daha sonra taarruz helikopteri konseptiyle birlikte AH-1'ler farklı farklı görevlerde kullanılmaya başladılar. Basit yapıları, tek motorlu, taşıdıkları silah yüküyle bir dönemden sonra Amerikan deniz piyadelerin ana taarruz helikopteri haline geldiler. Sonrasında ise helikopterde bir sorun vardı. Neydi sorun? tek motorlu ve performansı yetersiz kalıyordu. Daha güçlendirilip daha fazla silah taşıyacak hale getirilirken yüksek irtifa veya sıcak havalarda da bu çift motor hem emniyet arttıracak hem de helikopterin daha iyi uçmasını sağlayacaktı. İlk defa 1980'li yılların başında geliştirme çalışmaları başlandı. AH1 Cobra'nın T modeli çift motorlu hale getirildi. Çeşitli modifikasyonlar, değişiklikler yapıldı ve bu helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ve helikoptere AH1W Super Cobra adı verildi. 1986 yılında Super Cobra'ların ilk kullanıcısı Amerikan deniz piyadeleri olmuştu. Amerika bir yere saldırdığı zaman genellikle deniz piyadeleri kara operasyonlarını gerçekleştirir kendi konseptlerine göre işte uçak gemileri, helikopter gemileri vardır. amfibi harekat yaparlar ve o bölgede işte Harrier'ları vardır. Şu an F-35'lerle değiştiriliyor veya F-18'leri vardır. Kendi hava gücünü oluşturup kendi döner kanat kuvvetiyle veya artık günümüzde MV-22 tilt rotorlarıyla deniz piyadeleri bu operasyonları gerçekleştiriyordu. Ve taarruz helikopterlerin önemli bir rolünde o dönemden itibaren 1986'dan itibaren AH-1W süper kobralar yüklenmeye başlamıştı. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye, Türkiye 1980'lerin ikinci yarısından sonra Güneydoğu'da bir terör olayıyla karşılaşmaya başlamıştı. PKK'nın terör faaliyetleri nedeniyle gerçekten bölgede halk çok mağdur hale getirilmişti ve burada terörün bastırılmasında da taarruz helikopterlerine çok ciddi bir görev düşüyordu. O zamana kadar işte Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişine baktığımız zaman 1952 sonrası NATO üyesi, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte çok ciddi bir helikopter kullanırsa Ama elimizdeki helikopterler sadece o döneme kadar UH-1 helikopterleriydi. UH-1'lerin de silahlı platform olarak kullanılması çok verimli helikopterler değildi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden terörle mücadele için AH-1W Super Cobra helikopterlerini talep etti. Yapılan ilk anlaşmayla 5 artı 5 toplam 10 adet helikopterin ilki 1990'da Türkiye'ye, Türkiye'deki silahlı kuvvetler envanterine girmeye başladı ve kara havacılık tarafından da kullanılmaya başladı. Kobralar o yıllarda gerçekten Güneydoğu'da bir efsane haline geldiler. Süper Kobranın motor sesi duyulduğu zaman arkasından ateşlemeye başladığı 20 milimetrelik burun altındaki topuyla gerçekten teröristlere göz açtırmıyordu. Aynı zamanda yerdeki Türk askerine karşı işte jandarmamıza, komandomuza veya polis özel harekata karşı çok büyük bir güven veriyordu. PKK'da Kobra geldiği zaman çok ciddi bir paniğe neden oluyordu. Şimdi o paniğin aynısını insansız hava araçları konusunda da sık sık görmekteyiz. Türkiye'nin talep ettiği 10 helikopter verildi ama Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri bu helikopterlerin satımına onay vermemeye başladı. 1990 ile 94 arasında 10 helikopter geldiğini söyledim. 93 yılında ise Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından bazı silah azaltımı çalışmaları yapılırken Amerika'dan yedek parçalarıyla birlikte 35 adet AH-1 Cobra'ların tek motorlu modelleri, P ve S modelleri envantere girmeye başladı. Bunlar gerçekten e, 1900 70'lerin başına bir kısım 1960'ların sonlarına doğru imar edilmiş gerçekten yorgun helikopterlerdi ama Ankara'da Güvercinlikte bulunan o zamanki adıyla 91. ana bakım fabrikasında bu helikopterler elden geçirildi, modernize edildi. Hatta aralarında yedek parça olsun diye verilenler bile uçar hale getirildi. Çünkü Türk Kara Kuvvetleri'nin kara havacılarının taarruz helikopterine acayip ihtiyacı vardı. 35 helikopter eldeki o 10 süper kobra gerçekten o dönem bir nebze olsun taarruz helikopter ihtiyacını görmüş oldu. Ama bu tabi belirli bir süre devam edecekti. Bunun geleceğinin de planlanması gerekiyordu. Bu nedenle Türkiye önce 1997'de bir taarruz helikopter alımına çıktı. Bu alımla ilgili en önemli şart bu helikopterin Türkiye'de imalatı ve Türk savunma şirketlerinin katkıda bulunmasıydı. 1997'deki ihaleyi Bel kazanmıştı. Bel Türkiye'ye King Cobra konseptini sunuyordu. Gerçekten eldeki W modeli Süper Cobra'nın çok daha gelişmiş bir modeliydi. Ama Türkiye'nin tek istediği bu projeyle ilgili Türk şirketlerinin buna katkısı olmasıydı. Uzun zaman işte Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmeler gitmeler gelmeler derken Amerika Türk şirketlerinin katkısına çok sıcak bakmadığı için birinci ihale iptal edildi. Daha sonra ikinci ihale yapıldı ve ikinci ihaleyi de İtalyan o zamanki adıyla Augusta şu anki adıyla Leonardo şirketi kazandı. Ellerindeki A109 Mangusto'yu yeni bir hale getirdiler. Tasarladılar ki dünkü videoda epey anlattım ben bu helikopteri ve ortaya Türk tipi bir taarruz helikopteri çıktı. T129 olarak adlandırıldı bu helikopter. 2014'ten itibaren envantere girmeye başladı ve aynı zamanda Türkiye'nin de bu helikopterler helikopter sanayinin kurulması tasarımının yapılması Özgün ürünlere geçişte de çok önemli bir katkı oldu 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin işte bu talep ettiği Ah1W süper cobraları vermemesin hikayesi kendi helikopterimizi yapmaya kadar gitti. AH-1W Süper Kobralar gerçekten döneminin en iyi helikopterlerinden biriydi. 1986 yılında e, Amerikan deniz piyadelerinin envanterine girmeye başladığı zaman fiyatı yaklaşık 10 milyon dolarlar civarındaydı. Türkiye'nin tabi acil ihtiyaçları çok uzun süre bekletildi Amerika tarafından. 2012'de Türkiye'ye 3 adet AH-1W Süper Cobra helikopteri satıldı. Bu 3 helikopter için 10 milyon dolar da dediğim fiyatı 1986 için, 2012'de 3 helikopter için 111 milyon dolar ödendi. Yani Amerika bu konuda da fırsatları Türkiye'ye karşı kullanmaktan çekinmedi. Videomuzun sonunda da şöyle bir AH-1 Super Cobra'nın teknik özelliklerine bakalım. Helikopterin ana silahı burun altında taşıdığı 3 namlulu 20 milimetrelik makinalı top. 750 mermi taşıyabiliyor yanında. Ayrıca helikopterin yan tarafına takılan payloaddan da işte 2.75'lik gibi farklı çaplarda füzeler güdümlü güdümsüz atabiliyor. Kobralar için Roketsan cirit füzesini geliştirmişti. Cirit füzesiyle birlikte lazer güdümlü olarak atılabilen bu füze Türk kobralarında kullanılarak kobranın güç çarpanı arttırılmasına çok önemli katkıda bulunmuştu. Kobraların uçuş ekibi iki kişiden oluşuyor. Ön tarafta silah sistemini yöneten pilot uçuyor. Arka tarafta ise pilot görev yapıyor. Maksimum kalkış ağırlığı 6696 kilogram. Menzili ise 256 deniz mili yani 473 kilometre. Saatte maksimum helikopter 271 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Helikopterin maksimum tırmanacağı irtifa ise 5703 metre. Evet Amerika tarafında AH-1W süper kobraların devri kapandı. Umarım gelecek yıllar içerisinde de Türk kara da bu helikopterler yavaş yavaş yerlerini T-129 ATA veya gelecekte yine TUSAŞ tarafından geliştirilen Atak 2 ağır taarruz helikopterlerine bırakacaklar. 1990 yılında helikopter almak üzere girişimleri Türkiye'nin bugün aradan neredeyse 30 küsür yıl geçmiş. Ve bu 30 küsür yıl içerisinde Türkiye bir helikopter imalatçısı olma yolunda e, yoluna devam ediyor. Tabii ki gideceğimiz çok fazla yol var, geliştireceğimiz sistemler var. Bunların başında da yerli motor geliyor. Çünkü elimizde yerli motor olmadığı için işte bugün T29 atan Pakistan veya Filipinlere ihracatında Amerika'nın onayını almak durumundayız. E, bu konuyla ilgili önemli ayrıntılardan bir tanesi de Atak 2'de Yerli makinalı topun geliştirilmesi olacak. Zaten diğer yeni nesil sistemlerde e, yerli yüksek yerli oranlarıyla ATAK-2'nin hizmete girmesinde çok önemli bir avantaj sağlayacak. Yarın öbür gün Türkiye ATAK-2'yi ihraç etmek istediği zaman pek fazla bu tür engellere takılmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Detaylı havacılık haberlerini tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Bize lütfen sorularınızı ya yorum yazarak ya da info@tolgozbek.com adresine mail atarak ulaştırabilirsiniz. Katıl tuşuyla destek verebileceğiniz gibi lütfen abone olmayı da unutmayın ve aynı zamanda bildirimlerinizi açın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.